Üniversite Kimyası YouTube kanalımdan herkese merhaba arkadaşlar. Lise kimyasıyla devam ediyorum. Bugün sizlere alkanların özelliklerinden bahsedeceğim. Alkanlar apolar yapıdadır ve London kuvvetleri etkindir alkanlar arasında. Molekülün büyüklüğü ve temas yüzeyi arttıkça London kuvvetleri de artar. Karbon sayısı arttıkça alkanların kaynama noktası yükselir. Alkanlarda dallanmanın artması temas yüzeyini azaltacağından kaynama noktasını düşürür. Şimdi bu üçü önemli alkanların kaynama noktalarını tahmin etme adına. Alkanlar apolar yapıda oldukları için suda çözünmezler. Evet, apolarlar. Fakat karbon tetraklorür ve benzen gibi apolar çözücülerde çözünürler. Yani benzeri çözer. İki molekül arasında CH2 kadar fark olması durumuna homolog sıra denir. Mesela C2H6 ve CH4'ü düşünelim. İkisi arasında CH2'lik bir fark var. O zaman bu ikisi homolog sıra oluşturmaktadır. Alkanlar yapılarında sadece sigma bağı bulundurduğundan kararlı bir yapıya sahiptir. Ve de alkanlar bu kararlı yapılarından dolayı da sadece yer değiştirme yani substitüsyon ve de yanma tepkimelerini verirler. Şimdi bir örnek üzerinde alkanların kaynama noktalarının karşılaştırılmasını görelim. İzopentan, n-pentan ve n-hegzanın kaynama noktalarını karşılaştırınız. Hemen izopentan yapımızı çizelim. 5 tane karbon var toplamda tabii ki ve izo olduğuna göre ikinci karbonda bir metil dallanması var. Hemen hidrojenleri tamamlayalım. CH, CH2, CH3. Bu izopentan yapısı. Sonra n-pentanı çizelim. Bu da düz zincirli 5 karbonlu pentan demek. Hemen hidrojenler CH3, CH2, 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 CH3. Bu da n-pentan. Ve de n-hegzanı çizelim. N-hegzanda da 6 tane karbon var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 düz zincirli n-hegzan yapısı. Hidrojenleri de bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi kaynama noktalarını düşündüğümüzde bir kere alkanlar apolar yapıda ve sadece London kuvvetleri var kendi molekülleri arasında. London kuvvetleri molekül kütlesi arttıkça artmaktaydı. N-hegzanın mol kütlesi en fazla olduğu için çünkü 6 karbonu var. Buradaki London kuvvetleri en fazla ve de düz zincirli dallanmış da değil. Dallanmış olduğunda kaynama noktası düşüyordu alkanların. Düz zincirli olduğunda temas yüzeyi arttığında kaynama noktası yükselir. Bu sebeplerden dolayı kaynama noktası en büyük olan nedir? N-hegzan. En büyük bunun kaynama noktası ve de değeri de 68 derece. Şimdi gelelim n-pentan ve izopentana. Dallanma dedik, kaynama noktasını düşürür çünkü temas yüzeyi azalır. Temas yüzeyi azaldıkça kaynama noktası düşer. O zaman izopentanın kaynama noktası n-pentandan daha küçük. Bunların da değerlerini yazdığımızda bu 28 derecede kaynarken bu da 36 derecede kaynamaktadır. O zaman bu şekilde sıralamış olduk kaynama noktalarını. En büyüğü de bu. Şimdi gelelim alkanların kullanım alanlarına. Günümüzde daha çok yakıt olarak kullanılan alkanların ana kaynağı petrol, kömür ve doğalgaz gibi fosil yakıtlar. Bunlardan elde ediliyor. Alkanlar genellikle ham petrolün rafinerilerde damıtılması ile elde edilir. Alkanlar çözücü olarak da yaygın şekilde kullanılır. Bir alkan bileşiği olan hegzan çok iyi bir çözücüdür. 6 karbonlu alkan. Bu nedenle laboratuvarlarda ve sanayide organik maddelerin çözünmesinde ve boyaların inceltilmesinde hegzan kullanılır. Gelelim alkanların tepkimelerine. İki tane tepkimesi vardı. Bunlardan birincisi yanma tepkimeleriydi. Alkanlar yandıklarında karbondioksit ve su meydana getirirler ve alkanların karbon sayıları arttıkça yanma sonucu açığa çıkan ısı miktarı da artar. Ve genel yanma reaksiyonları şöyledir alkanların. Hemen CnH2n artı 2 alkanın genel formülünü yazdık. Şimdi oksijen de yanacak. O2 diyelim. Ve yanma sonucunda karbondioksit ve su meydana gelecek. Şimdi bu denkleştirilmiş denklemin kat sayılarını bulmamız lazım. Buradaki karbon alkandan geldiği için n tane ise bu da n olacak. Sonra hidrojene bakalım. 2n artı 2. Hidrojen de buradan geldiğine göre
O zaman n artı 1 yazarsak buraya 2 ile çarptığımda bu da 2n artı 2 olur. Oksijene bakalım, buradan n artı 1, 2n de buradan geliyor. 3n artı 1 sağ tarafta var. Burada da 3n artı 1 olması için 3n artı 1 bölü 2 yazarız ki ikiler birbirini götürdüğünde burada da 3n artı 1 oksijen olsun. Bu alkanların genel yanma tepkimesidir ve ne dedik? Isı açığa çıkar. İkinci reaksiyonu alkanların yer değiştirme yani substitüsyon tepkimeleridir. Alkanlar ultraviyole ışınları etkisiyle yani güneş ışınları ya da yüksek sıcaklıklarda halojenlerle yer değiştirme tepkimesi verir. Bu tepkime sırasında alkanın yapısında bulunan hidrojen atomları yerine ne geçiyor? Halojen atomları geçmekte. Hemen burada metan CH4 gaz halinde bunun klor gazıyla yer değiştirme tepkimesini yazalım. UV ışığı veya ne olacak? Isı bulunması gerekmekte. Buradan ne elde ederiz? Hidrojenle klor yer değiştirecek. CH3 buradaki bir hidrojenle bir klor yer değiştirdi ve CH3 Cl oldu. Diğer klorla o yer değiştiren hidrojen de HClY'yi meydana getirdi. Bunların hepsi gaz haldeler. Şimdi ne elde ettik buradan? Mono, kloro, metan elde ettik. Evet, şu yapımız. Monokloro metan devam ediyor reaksiyona. CH3 Cl gaz halde. Yine ortamda klor gazı varsa, halojen varsa bu reaksiyon devam eder. Tabii ki mutlaka ışık veya ısı olmalı ki bu reaksiyon gerçekleşsin. Bir hidrojen daha klorla yer değiştirir. Şimdi buradaki bir hidrojen daha yer değiştirirse CH2 Cl2'yi elde ederiz. Yine diğer klorla da buradan ayrılan hidrojen HClY'yi meydana getirir. Bu sefer elde ettiğimiz bu bileşiğin adı dikloro metandır. Şimdi dikloro metan da reaksiyona devam eder. CH2 Cl2 gaz halde. Eğer ortamda yine halojenimiz bulunuyorsa ve ışık veya ısı varsa bu reaksiyon devam eder dedik. Şimdi elde edeceğimiz ürünümüzü yazalım. Bir hidrojen daha yer değiştirirse CHClO3 artı yine HCl meydana gelir. Bu elde ettiğimiz maddenin ismi de tri kloro metandır ya da diğer adı kloroform. Şimdi kloroform da yani CHClO3 yine ortamda klor bulunuyorsa ve de ne dedik? UV yani güneş ışığı ve ısı çok önemli. Bunlardan biri mutlaka bulunmalı ki bu reaksiyon gerçekleşsin. Ve de diğer hidrojen de yer değiştirir. Bu sefer CCl4'ü elde ederiz ve de HCl'yi. CCl4 nedir? Tetra kloro metandır. Diğer adıyla nedir bu? Karbon tetra klorür. Karbon tetra klorür de bilinen yaygın çözücülerden biridir. Şimdi bu tepkimeleri topladığımızda net tepkimeyi yazmak istersek, bütün bunların hepsini toplarsak, evet net tepkime dediğimizde metanın klorla yer değiştirmesinin net tepkimesi CH4 gaz halde artı 4 mol klor gazı kullanırız. Işık veya ısı varlığında o zaman ne elde edeceğiz? Karbon tetra klorürü elde etmiştik en son ve de buradan 4 mol HCl çıkmıştı. Şimdi metanın yanmasında çıkan bu maddelerin özelliklerine bakalım. Birincisi metil klorürdü. Metil klorür renksiz ve zehirli bir gazdır. Kimya sanayisinde silikon polimerlerinin üretiminde kullanılır. Diğeri dikloro. Oda koşullarında toksik özellik gösterir ve suda az çözünür. Metal ve tekstil sanayisinde kauçuk, fotoğraf filmi, sentetik lifler ve mürekkep üretiminde kullanılır. Kloroform oda şartlarında gaz halde bir bileşiktir. Bayıltıcı etkiye sahip olduğundan tıpta anestetik madde olarak kullanılmaktadır. Karbon tetraklorür de oda şartlarında sıvı haldedir. Yanıcı olmadığından yangın söndürücü olarak iyi bir çözücü olduğundan da kuru temizleme işlemlerinde kullanılır.
Ancak karbon tetraklorür zehirli bir madde olduğundan günümüzde yangın söndürücü olarak kullanılmamaktadır. Evet arkadaşlar, bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı ve abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.